Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor insanları. Sümeyye'yi, Ammar'ı, Bilal'i, Yasir'i radıyallahu anhum. Gelenler canlarıyla bedel ödediler. Sümeyye radıyallahu anh'a şehit oldu. Eşi gördü, oğlu gördü, sahabe gördü radıyallahu anhum. Her peygamber aleyhissalatu vesselama güvenmeselerdi, itimat etmeselerdi, Gelirler miydi canlarını verecekler inanmasalar verirler miydi? Kardeşlerim eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir samimiyetimiz bir ihlasımız olursa göreceksiniz o zaman İslamiyete adaveti olanlar düşmanlığı olanlar sövenler bilmediklerinden reddedenler öyle koşacaklar. Öyle gelecekler ki bu çağın süme bu çağın hababları olacaklar. Yaracaklar bentleri, aşacaklar engelleri. kuran Hakimin önünde diz söküp la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekler. Fakat biz bu insanları anlayalım. Neden gelmiyorlar? Müslümanların nesine baktılar da onlar soğudular İslam'dan. Eğer adaletten uzak, hakkaniyetten uzak bir hayatımız varsa konuşuyoruz, öğretmeniz, derse gidiyoruz. İslam ahlakı diyoruz ama dersin hakkını vermiyorsun. Avukat, İslam'dan bahsediyoruz ama yalan yanlış davaları alıyor, müdafaa ediyorsa. Öte tarafta bir doktor İslam ahlakı diyor ama hastayı soyuyorsa ondan şu kadar bu kadar şu parası bıçak parası deyip devletin verdiği dışında bir takım taleplerde bulunuyorsa sonra bu adamlar İslamiyeti bunların içinde hocalar bunların içinde alimler olsun bunlar bu davayı anlatmaya layık olurlar mı olamazlar. Rabbim buyuruyor ki لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا Yapmadıklarınızı niçin söylüyorsunuz? Eğer yapmadıklarınızı söylerseniz o zaman insanları İslam'a ısındıramaz. Bilakis nefret ettirirsiniz.